Buradan da geri çıkıyoruz, geri çıkıyoruz, Exit Workshop yapıyoruz. Exit Workshop yaptıktan sonra da arkadaşlar cebimize 901.000 dolar paramız cebimize şırak diye geliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte efsane kolay bir şekilde arkadaşlar yaklaşık 2 dakikada 900 bin dolar kasma taktiği göstereceğim. Ama videomuza geçmeden önce hayran daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza en ufak bir şey takılsa bile aşağıya maksimum sorabilirsiniz. Ve bu videoyu da tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve bu videomuzu 100 bin geçerse çok ama çok güzel olur. Arkadaşlar eğer PlayStation 4 üzerinden oynayıp da para kasmakta zorlanıyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Nereden satın alacağım diye soracak olursanız da game satış sitesinden arkadaşlar açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenmiş olaraktan linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan giderekten istediğiniz para paketini satın alabilirsiniz. Alırken arkadaşlar önünüze bir tane bir yazı çıkacak. Onun üstüne de karakter adınızı girin yazacak arkadaşlar. O karakter adınızı PlayStation kimliğinizi girmeniz lazım arkadaşlar. Gerçek adınız değil, oyundaki adınız neyse onu girmeniz lazım. Satın aldıktan sonra arkadaşlar sıranızda gelmesi maksimum 24 saat sürüyor. 24 saatin sonunda da sırası geliyor ve paranızı kasıyorum arkadaşlar. Siz sadece bekliyorsunuz. Ve arkadaşlar Discord'umuza, krivimize, PlayStation 4 topluluğumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Üçüncü krivimizin alımları devam ediyor. Discord'umuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. 721 kişi olmuş. 1000 kişi olduğu zaman 4. krivimizi açacağız arkadaşlar. Ve topluluğumuza 5000 kişi olmuş. Ona da katılabilirsiniz. Onun adı YouTube Kenan Grafik. Bu söylediklerimiz linkini de aynı şekilde açıklama ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu sefer ne yapacağız? Yine Arena Board'dayız. Yine araba satacağız arkadaşlar. Araba kopyalama ne yazık ki şu anda yok arkadaşlar. Çıktığı zaman atacağım. Biliyorsunuz araba kopyalama isteyenleriniz çok fazla var. Bir araba kopyalama kıtlığı var arkadaşlar şu anda. Araba kopyalama çıktığı zaman direkt atacağım. Arkadaşlar bu sefer satacağımız araba şu görmüş olduğunuz oyuna yeni gelen minibüs satacağız arkadaşlar. Eğer ki Egeci satmaya götürdüğünüz zaman satmayı denerseniz sadece 600 bin dolar alacaksınız. Çünkü Egeci'nin modifiyesi şu an indirimde. Ama bu kamyonla Beniz kamyonu olduğu için arkadaşlar bunu satarken 900 bin dolar elde edeceğiz. Ama tek sorunumuz bu kamyon bedava değil. Bu kamyon peki ne kadarmış? Direkt şuradan bakalım. Buradan arkadaşlar Bini Motor Works'e tıklıyorsunuz. Buradan Store'a gelin. Tamam. Store geldikten sonra burada Yoga. İsmi Yoga arkadaşlar. Arabamızın fiyatı 195 bin ama biz 200 bine yuvarlayalım. 200 bine alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu 900 bine satıyorsunuz. Yani arkadaşlar 800 bin, 700 bin kar ediyorsunuz arkadaşlar. 700 bin kar ediyorsunuz. Yani iyi mi diyeceksiniz? Bence gayet yoklukta gidebilecek bir düzeyde arkadaşlar. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bedava arabayı satmaktansa hem 100 bin daha fazla satın 100 bin daha fazla kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki başka ne lazım diyeceksiniz? Arena War lazım arkadaşlar. Arena War'u direkt şu Arena War sitesinden alabilirsiniz. Ve arkadaşlar Arena War'umuzun içerisinde de şuradan mekaniklerimizin içerisinden direkt şöyle göstereyim. Şuradan arkadaşlar şu ablamızın olması lazım. Şu ortadaki abla var ya aynen. Şu yakışıklı abimiz zaten bedavaya veriyor. Şu güzel ablamızı da alıyorsunuz. Şuradaki sakallıyla da ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bunların ikisini alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar kendimizi story moddan frame alıyoruz. Targeted modumuzu frame alıyoruz. Bunu da ayarladıktan sonra arkadaşlar interaction menümüzü açıyoruz. Spawn location'ımızı. Bakın burası çok önemli. Hatırlarsanız bundan 4 gün önce bedava araba satmayı sınırsız bir şekilde yapmayı gösterecektim arkadaşlar. Ama bir türlü videoyu çekemedim. Aksilikler çıktı. Bunu çekiyorum. Bunda da aynı mantık arkadaşlar. Spawn location'ınızı Arena War yapmıyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz ev yapın, isterseniz random yapın, isterseniz garaj yapın. Benim size tavsiyem bakın tam şurada Arena War'un yakınında anında şurada garaj var. Gördünüz mü? Benim de burada garajım varmış bu arada. Ben buradan garaj aldım hiç hatırlamıyorum ama varmış. Arkadaşlar bu garajı satın alıyorsunuz. Tamam, bu garajı satın aldıktan sonra çok basit oluyor işimiz. Yani ne yapıyoruz? Direkt burada doğuyoruz. Doğar doğmaz şuradan arabaya biniyoruz. Buradan direkt Arena War'umuza geliyoruz arkadaşlar. Ve sorunsuz bir şekilde arabamızı satabiliyoruz. Eğer ki Arena War'da doğarsanız zaten siz de denersiniz görürsünüz arkadaşlar. Bir olur 10 kere olmaz ya da daha fazla olmaz arkadaşlar. O yüzden spawn location'ınızı değiştirmenizi tavsiye ederim. Benim şu an yatta. Yat zaten direkt helikoptere binip geldiğim için benim için bir sorun elde etmeyecektir arkadaşlar. İstediğiniz gibi spawn location'ınızı değiştirebilirsiniz. Ve arkadaşlar RC Bandito lazım. RC Bandito'yu da direkt şu şekilde göstereyim size. San Andreas'e geliyorsunuz. San Andreas'ten arkadaşlar nerede o küçük fırfır? Aha da burada. Bunu arkadaşlar bunu 1 milyon 600 bin dolara bunu da yuvarlayalım. 1 milyon 600 bin dolara da bunu satın almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ne oluyor ya? Ya benim mallar yeni mi gelmiş? Yani sub'lar gelmiş. Tamam. Ben de bir an korktum.
Şimdi diyebilirsiniz o kadar şey aldık, ne yapacağız diye arkadaşlar. 1 milyon arena var veriyorsunuz, 2 milyon da şuna veriyorsunuz. Yani 2,5 milyona hatta arabayı da koyun arkadaşlar. 2700 ya da 2800 arkadaşlar, daha da yuvarlayalım. 2 milyon 800 bin dolar masraf ediyorsunuz. Ve bu masraf arkadaşlar sadece ve sadece 10 dakika içerisinde çıkartabiliyorsunuz. Yani bunu masrafları görmeden yapın. Çünkü masrafları görürseniz yapamayacaksınız arkadaşlar. Yani masrafları bir kenara bırakın, size gelecek olan parayı hesaplayın. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken işlem şu. Menüye gidiyoruz, PlayStation menümüze gidiyoruz, ayarlara geliyoruz, A bağlantısı var orada, A tıklıyoruz, internete bağlan yazıyor, orada tik var ya, o tikteyken arkadaşlar PlayStation simge tuşumuza iki kere tak tak diye basıyoruz, yani double tap'imizi yapıyoruz, bizi oyuna atıyor. Oyundayken de iki kere hızlıca basıyoruz arkadaşlar, o internete bağlan sekmesini atıyor olması lazım. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar ben de direkt bir ayarlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, ayarladım geldim. Şimdi yapmamız gereken işlem şu. Şu arkadaki yakışıklı abimiz var ya, bak sigara içiyor. Ya, kapalı mekanda sigara içiyor. Ben buna bir 89 lira ceza yazayım. Burada arkadaşlar oyunun sesini de açmanız lazım bu arada. Buradan SFX volumunuzu birazcık yükselttim. Benim kulaklığımın ses seviyesi yüksek, o yüzden bana tek diş yetiyor arkadaşlar. Siz ne kadar da duyabiliyorsanız o kadar da açın. Şimdi yakışıklı abimizin sesini duyar duymaz arkadaşlar double tap'imizi, yani tak tak diye yapacağız. İnternet bağlantımızı keseceğiz. Kestikten sonra yine tak tak diye yapacağız. Oyuna bağlanacağız. Oyundayken bize oyundan atıldığın uyarısı çıkacak. Ona okey diyeceğiz. Okey dedikten sonra tak tak diye yapacağız. İnternet bağlantımızı açacağız. Ve oyuna tekrardan geri bağlanacağız arkadaşlar. Şimdi direkt ben yapalım. Burada sessiz oluyorum arkadaşlar çünkü ses kasıyorum, siz de adamın sesini duyun diye. Şimdi sağ tuşa bastım, adamın sesini duyar duyurmaz direkt tak tak yapıp internet bağlantısını keseceğim. Kestim, geldim. Şimdi bana bir tane hata verecek. Hata verdikten sonra tekrardan gidiyorum, internet bağlantımı açıyorum. Açtım, geldim arkadaşlar. Buradan itibaren oyun bizi story moda bağlayacak. Story moda, yani hikaye moduna bağlayacak. Hikaye moduna bağladıktan sonra da direkt online'a, invite only session'a geçiyorsunuz arkadaşlar. Geçtikten sonra da direkt oradan videoyu başlatayım en iyisi. Çünkü buralar çok uzun sürecek yükleme ekranları arkadaşlar. Direkt online'a geçtiğim zaman görüşürüz. Online'a bağlandım. Buradan da direkt Arena War'a gidiyorum. Buradan Arena War'a gidene kadar ki yerleri de en iyisi ben keseyim arkadaşlar. Videomuz daha koşa koşa koşa. O az önceki kamyonumuz vardı ya, kamyonetimiz. Arkadaşlar ona gidiyoruz. Ona biniyoruz ve bindikten sonra da sağ D-pad'e, yani sağ yön tuşuna arkadaşlar basacak basacak, yani spamlıyoruz arkadaşlar. Spamladıktan sonra arkadaşlar eğer ki modifiyeci giderse olmamıştır. Yani ya spam location'ınızdan dolayı olmamıştır veyahut da arkadaşlar tam o sesi duyduğunuz zaman o internet bağlantınızı kesememişsiniz. Burada yapmamız gereken işlem de şu. Buradan arabayı satmaya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada arabayı sattığınız zaman gerçekten satmak istiyor musunuz diyor. Okey diyoruz. Okey dedikten sonra arkadaşlar GTA Online oynayan bir arkadaşınız varsa onun oturumuna, eğer yoksa da PlayStation 4'te de oynuyorsanız topluğa gidip arkadaşlar herhangi birisinin oturumuna katılıp gelebilirsiniz. Ben direkt ben arabamı satıyorum ve topluğa gidiyorum. Herhangi birisinin oturumuna katılıp geliyorum. Arabayı sattım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Katıldım, geldim arkadaşlar. Şimdi önüme çıkacak olan uyarıyı bekliyorum. Evet, yükleniyor. Çıktıktan sonra arkadaşlar uyarı tekrardan, hani az önce tak tak yapıp gitmiştik ya arkadaşlar. Bu sefer de tak tak yapıyoruz, yani double tap'imizi yapıyoruz. Ve aynı kişinin oturumuna tekrardan katılıp geliyoruz. Burada herhangi bir X veya da yuvarlığa basmıyoruz. Hemen yap. Yaptım, geldim arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi uyarı değişti, yani different target modu uyarısı çıktı. Bu uyarı çıkmazsa başka birisinin oturumuna katılmanız gerekiyor arkadaşlar çünkü uyarının değişmesi lazım. Bu uyarı çıktıktan sonra hayır diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi kamyonumuz aynen daha satılmamış, burada duruyor. Buradan sağ D-pad'e basıyoruz ve arkadaşlar modifiyeciye doğru gidiyoruz. Buradan modifiyeciye doğru gidiyoruz arkadaşlar, oyunumuz bir açılsın be. Buralar biraz yavaş gidiyor arkadaşlar çünkü bug'da olduğumuzdan dolayı. Evet, geldikten sonra da upgrade'e tıklıyoruz. Upgrade'e tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan geri dönüyoruz. Ve bu arada bunun upgrade'i bile indirimde ama 900 bin lira bir indirimde arkadaşlar. Yani yüksek bir indirimde. Buradan da geri çıkıyoruz. Geri çıkıyoruz. XD Workshop yapıyoruz. XD Workshop yaptıktan sonra da arkadaşlar cebimize 901 bin dolar paramız cebimize şırak diye geliyor. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Tekrardan arabayı satın alaraktan tekrardan aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzu buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Aklınıza da bir şey takılırsa aşağıya yorum kısmına sorarsınız. Hadi bay bay.